Pembe Hanım, Perihan Hanım hoş geldiniz. Efendim dediğim gibi kardeşler tek yumurta ikizi ama toplamda 9 kardeşler. Anne tarafını ve oradaki %50 engelli Bekir kardeşlerini tutanlar var. Bir de tam tersi Pembe'ye ve Perihan'a karşı olanlar var. Bu arada dün yayından sonra nasıl bir gelişme oldu derseniz eğer çok önemli bir gelişme oldu. Yayınımızı da ihbar kabul eden Sosyal Hizmetler biliyorsunuz 2 gün önce devreye girmişti. Dün de Sosyal Hizmetler'den görevliler eve geldiler, bir denetim yaptılar ve bir karara varmasını istediler ailenin. Bu karar ne? Hemen izleyelim efendim. Yayının hemen ardından Sosyal Hizmetler yayını ihbar kabul edip Fatma teyzeyi kontrol etmeye köye geldiler. Kardeşler birbirlerine ağır iddialarda bulundu. Sosyal Hizmetler yayınlarımızı ihbar kabul etti ve 91 yaşındaki Fatma teyze için harekete geçti. Görüşmeyi istinaden Sosyal Hizmetler Fatma teyzeyi sık sık kontrol ettiklerini ve Alper Bey'le iletişimde olduklarını söylediler. Fatma teyzenin bakıma muhtaç olduğuna karar verdiler. Bakalım Alper Bey ve kardeşler çözüm bulabilecek mi? Sana en çok Bekir'i koruyan değil. Bekir'in hepimiz kardeşiyiz. Bekir hepimiz koruması lazım. Hepimizin koruması lazım. Bekir sizi de dışlıyor ya hani gittiğinizde. Nüngül yaptırdı. Nüngül. Anama da Nüngül yaptırdı. Size Bekir'de. En çok dün dokunan şey annenizin kızlarımı istemiyorum. Kesinlikle. Öyle mi? Biz onu o bize demiyor ki 2 gün dursun biz bizim yanımızda. Ne dedim? Tek tek konuşun ne olur. Ne derseniz biz onu affediyor. Bir hafta dursun yanımızda. Bir gelin yayından gelin. Hepimiz giderdi bize sarılır. Onun kafasını doldurdular. Efendim, bizim bu yayına başladıktan sonra mesela Ankara'daki Nirgül'ü biliyorsunuz en son 8 ay önce gitmişti. Siz 7 ay önce falan aşağı yukarı gitmiştiniz. Evet. Bir kardeşiniz Alper Bey o Sorgun'da yaşıyor. İşte o ev vesaire. Bütün kardeşler bir anda dün ne olduysa hemen annenin yanına gidildi. Herkes o köydeki eve gitti. Ve orada da kardeşler, Nirgül de gitti tabii ki. Evet. Nirgül, Fuat, bir kavuşma yaşandı ama kavuşma mı diyeceğim buna, kavga mı diyeceğim hala karar veremedim. Çünkü hemen problem çıkıyor, hemen bir kavgaya dönüşüyor. Şu kavuşma anları bir gelsin ekrana. Bugün canlı yayında dediğim gibi kardeşleriniz olacak. Vay babam vay, numaranı severim. Kaynar suyu dökerken yapsaydın ya bunu. Kayıp da bu. Anamın ellerine... Ya bu ne şimdi? Gerçekten şimdi ya. Bu eve gitmeniz için ille kardeşlerin bu programa çıkması, Sosyal Hizmetler'in kapıya dayanması, burada bazı gerçeklerin ortaya mı çıkması gerekiyordu? Yani 8 aydır gidilmiyor, sanki anne hacdan gelmiş ya da 40 senedir görüşülmemiş gibi bir ağıt yakılıyor. Kardeşim Yozgat, Ankara dediğin 3 saat mi? 1 saat. 1 saat mi? 1 saat. Niye gitmiyorsunuz da? Birdenbire ağıtlar yakıldı, anne kıymetli oldu. Niye bunu her ay 3 kere yapmıyorsunuz? Niye 8 aydır bu kadının ayağı bile yıkanmıyor, tırnağı kesilmiyor da bir anda Allah gecinden versin. Sanki ölüm evi, ölüm evi birden taziye evi gibi. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Her zaman gidin. Konuşabilir miyim? 3 günde bir gidin, biriniz gitsin. 3 günde bir öbürünüz gitsin. Bu ağıtları da yakmayın. Bir canlı yayın için Yozgat'a döneyim ben. Orada Münire var, Fuat var, bir de Sorgun'da yaşayan Alper Bey var. Evet ve yanlarında da Gamze var, muhabirimiz. Gamzeciğim başta sen, diğer aile fertlerini de selamlıyorum. Alper kim? Alper Bey hanginiz? Kardeşim şu. Alper Bey. Benim. Benim buyurun. Şimdi Alper Bey,
Şu ev mevzunu sizinle bir konuşmak istiyorum başlangıçta ama önce evet. Sosyal hizmetler görevlileri size Fatma teyze ile ilgili ne söylediler, ne öğüt verdiler? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Tabii bu olaylar kardeşlerimin arasında biraz farklı gidiyor göründüğü kadarıyla ama daha çok burada annesiyle ilgilenen ben varım. Her şeyi de daha iyi ben biliyorum yani. Onu söyleyeyim. Mesela sosyal hizmetler daha önce de beni aradı. Yani bunların bana mı ihtiyacı olduğunu, işte bunların yapılması gereken neyse bana özellikle sordular. Benimle diyalog kurdular. Ben de bunlara şunu söyledim. İşte kardeşlerim şu anda televizyona falan çıktı dedim ama ben kendi evimi açtım zaten. Bir yıl oldu. Ben sorguna gidip yani oraya taşınalı da 10 yıl oldu yaklaşık. Ben anneme burada en çok bakan, ona her konuda yardımcı olan ve onu çok iyi anlayan bir evladı olarak söylemek istiyorum. Yani kardeşlerime dedim daha önceden gitmez, bu kadın gitmez. Gelin orta bir noktada buluşalım, beraber olalım, bunu burada mutlu edelim. Zaten 91-92 yaşlarında annemiz. Ama kardeşlerim bunu öyle düşünmedi. Gizli saklı geldiler, dava açtılar. Ama davalar hep sonuçsuz çıktı yani. Sence çünkü neden yapıyorlar bunu? Alper neden böyle bir şey yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Benim kardeşlerimin aslında biraz kendinde de sorunları var yani. Böyle şeyleri biraz şov amaçlı mı düşünüyor, ne düşünüyor? Çünkü aslında biz bunu kendi aramızda, kendi içimizde çok kolay halledebileceğimiz bir konu. Çünkü annemiz ısrarla gitmek istemiyor. Ama bunlar da ısrarla benim evim var, ben bakarım demek istiyor. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Benim kendi işim faslı, Allah razı olsun kendisinden. Bir yıl oldu evleneli. Özellikle annemi çok seviyor. Haftada ikişer banyosunu yaptırıyor ve ona çok iyi bakıyor. Ama benim kardeşlerim durumu da çok iyi olduğu halde bir sefer gelmiş mi? Annemizin acaba bir hatırını mı sormuş, bir ihtiyacını mı gidermek istemiş? Bunların öncelikle niyeti işte babamızdan kalan miras. Onun arkasında da başka işte annemizin bahanesiyle bu konulara değinmek. Bilmiyorum benim kardeşlerimin de köye gelmelerinde hiçbir sakınca yok. Hani ağlıyor diyor ki o kardeşim Perihan abi, hani onlar ben ablalarım, ben onlarla da hiçbir sorunum yok. Onu da özellikle duysunlar. Hiçbiriyle sorunum yok. Hepsini seviyorum. Yani bunların köye gelmesinde hiçbir sıkıntı yok. Ama kendi şahsi fikirleri bunları götürüp işte Ankara'da falan yaşatmak. Ama bu kadın orayı istemiyor. Çünkü 90 yaşından sonra bir insanı yaşadığı yerden kopartıp başka farklı bir yere götürmek kolay bir şey değil yani. Ben sorguna götürüyorum. 10 dakikalık yol. Bir banyosu veya üzerine güzel elbiseler almayı istiyorum. Hı. Hatta ben her hafta götürmeyi istiyorum yani. Çok götüremiyorum. Yalvarıyorum gelirim anneciğim. Beni kıramadığı zamanlar gidiyor yani böyle durumlarda. Ben bunu yapıyorsam, ben evladıysam hiçbir menfaat gözetmeksizin. Çünkü sonuçta annemiz, biz onun yaşına gelecek miyiz veya onun gibi olacak mıyız? O yaşa kadar yaşayacak mıyız? Ben bunları düşünüyorum. Ama kardeşlerim defalarca aradım. Bana farklı farklı işte şeyler söylediler. Neyin peşindeler tamam, sence? Falan. Yani Pembe ve Perihan anneleri yanlarında evet. Rahat yaşasın demiyorsa neyin peşindeler sence Alper? Ya anne biraz bu kız kardeşlerim yani lafa söze gidecek insan değiller. Aslında kalplerinde bir şey yok ama böyle çabuk böyle kafalarına takılan şeyler uygulamayı istiyorlar. Bunu da bir başaramıyorlar şey yani. Alper peki şimdi evi dedin bir yıldır açtım ben. Annem evet. Ve kardeşim istediği zaman orada kalır ama onlar evet, duyduğuma göre genelde o depo denen yerde kalıyorlarmış. Bunun bilgisine biz ulaştık bir. İki bu ev evet. Açtım dediğin ev. Babadan kalma bir ev mi? Senin kendi evin mi? Bunun bir cevabını almak istiyorum. Tabii ki ev yaklaşık bundan 10 yıl önce ben kardeşlerimin razılığıyla yaptım. Razılığımız yok. Babamızın yani. Annemizin yeri diye yapıldı. Babamızın annemizin. Annemizin yapıldı. Ona da oyun oynayacaktım. Annemizin yeri orası. Hanım, yeri babamızın. Allah'ın doğrusunu söyle. Yeri babamızın diye bak. Yeri, kardeşlerimin yaptı, razılığı annem. Olmasaydı. Bana, benim bu evi her şekilde durdururlardı yani. Yani kardeşlerden tek tek muvaffakat mı aldın hayır. Sen? Hepsinin de isteği şuydu. Kardeşim yap otur dediler yok, yani. Demeyeceğimiz sözlü dediler, olarak. Sonunda, sözlü hayır. Olarak. Evet, hayır. Evet. Hayır.
Ya sonun işte yer paylaşımında da yeri neyse işte şey yaparsın dedi. O sırada mallarımız hep kaçırdı. Serap Hanım. Evet. Belli bir zaman sonra ben evi yaptım, oturdum. Hı. Arada uzun bir zaman oturdum yani. İlk evliliğimdi o zaman. Daha sonra bu kardeşlerim mal davası açtı yani baba mal için. Hı. Özellikle bu Perihan Şahin'le. Hepsini kaçırmışım. İşte kurban olduğum kardeşim. Hem başkalarının adına kaçırmışım. Bunlara mal yedim için, gitti. Mal değil benim gittiler, annem kurban. Gittiler, avukat tuttular. Çürüttüm annemi. Bunlar dava annem açıyor. Ama peki o zaman malla ilgili niye dava açtınız? Madem sorun sadece annenizse Perihan Hanım. Tamam, niye mal davası açtınız? Yok yok. Mal davası. Bir kişi cevap versin. Ben bir şey mal davası şöyle açtılar. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bir saniye Alper. Şimdi bura annem için yapıldı. Annem yaptırdı. Evet. O zaman Aygül küçüktü, bak Aygül kardeşimiz var. Ta o zaman yapıldı. Babamın paralarıyla yapıldı bunlar. Yok yalan söylüyorum. Şahitlerim var. Ev kimin üzerine? Şu anda senin üzerine. Annem ne yaptı? Arsa evet. Babadan kalma. Evet. Ama evin sen ya da annen para kattınız. Neyse yaptınız annem. Ama... Bir saniye. Evin tapusu senin üzerine. Doğru mu Alper? Mahkeme kararıyla, ben bu mahkeme kararını aldım. Bura babam malı işte paylaşım olduğu haberimiz zaman. Haberimiz var mı? Bir saniye bir şey soracağım. İşte, evin yeri. Hissedarlar tarafından belli bir para yani her değeri neyse bu biçilecek. Bu para hak sahiplerine benim tarafımdan ödenecek yani. Senin tapu senin üzerine ama. Yok tapu değil. Tapu yok. Peki. Neden peki? Neden o evin evet. Elektriği otomatik ödemede annenin hesabından kesiliyor madem? Yok annemin hesabından kesilmiyor. İsterseniz kayıtlara bakabilirsiniz. Kesiliyor. Öyle biz şey ona baktığımız yani. İçin söylüyorum bunu. O evin elektrik gideri ki bayağı yüksekmiş. Neden bilmiyorum. Belki ısıtmayla alakalıdır. Hani elektrikli falan. Bu evin ödemeleri evet. Her ay annenin iki tane hesabı var. Bir tane, iki tane devlet evet. Bankası'nda. Bir tanesi babanızdan kalan emekli maaşı. Diğeri de evet. Kardeşin için bakım parası. İki ayrı banka. Evet. Bu bankalardan birinde senin evinin elektriği otomatik ödemeye bağlanmış ve oradan kesiliyor. Neden? Vallahi şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Bu benim evimde doğru dürüst yani fazla kalınmıyor. Bunlar gündüz geliyor. Anahtarı verdim. Çok bir fatura olduğunu da düşünmüyorum. Ben o fatura varsa da onu ben yazıyor tekrar ben kendim ödeyeyim. Yazıyor beyefendi burada 1797 lira mesela. Bakın, bir fatura otomatik var. Otomatik ödeme olması için... Annenizi evet. O bankaya götürmüş olmanız gerekiyor. Onun şu tesisat numaralı elektrik giderinin şu hesabımda kesilmesini otomatik olarak diye imzalaması, parmak basması neyse bir şey lazım. Bunu yapmış olmanız lazım. Burada da giderler bir hayli 1600, 1700 bir şey. Belki birileri kaçak oradan kullanıyor onları bilemem ama bayağı yüksek miktarda elektrik gideri siz bu işlemi yaptırmazsanız annenizin hesabından çekilmezdi. Bunu yapmışsınız bir. Doğru mu? Yapmış olmanız lazım. Yok doğru değil Serap Hanım. Hayır. Şöyle doğru değil. Annemizin yan tarafta da evi var zaten. O beğenmedi. Hani bunların kötü diye amaçladığı ev. Tamam da. Bu orası oranda, değil. Orada evet. Yaşanmıyor deniyor ya bir de. Orada yaşansa evet. Da bir elektrik sobası bu kadar olmaz. Bu bayağı bildiğiniz... Ev yani 2021'den bütün 2022 bunların hepsi sizin evinizle alakalı. Sizin evin tesisat numarasıyla alakalı. Evet. Bir, evet. Annenizden böyle bir elektrik parası siz kullandınız bir sene öncesine kadar da boşaltmamıştınız evi ya da gitmemiştiniz. Bu ödetmiş oluyorsunuz annenize. Bu bir. İki, şimdi Fatma teyzenin dün bir de şöyle bir şey yaptık sevgili seyirciler. Muhabirimizle birlikte Fatma teyzeyi bankaya götürdük. Muhtar da vardı yanlarında. Tamam. 1000 lira para çekildi. 500 evet. Lirası markete 500 lira borcu varmış. Bakın siz diyorsunuz ya ben 2 günde bir işte 3 günde bir geliyorum karım geliyor. Markete bir uğrayıp ya annemin bir borcu var mı harcı var mı kadının parası var sonuçta. Sorulmamış bile. Ve bizim arkadaşlarımız muhtarla beraber o markete... Fatma teyzenin ve Bekir'in 500 liralık borcunu ödemişler. Diğer 500 bin lirayı da oraya bloke etmişler. Alın bu da kalsın Fatma teyze ya da Bekir buradan alışveriş yapsın demişler. O kadar kolay bir şey ki bunu yapmak. Hiç kimse bunu düşünmemiş yapmamış. 10 dakikalık mesafedesiniz. Sizin de aklınıza gelmemiş Alper.
Şöyle söyleyeyim Seref Hanım. Ben 10 dakikalık yol doğru. Ben kendim zaten pazarcılık yapıyorum. Ben bunların hariçten ihtiyacını ben kendimden alıyorum. Bunlar marketten alışveriş yaptığı zaman zaten marketçi bizim akrabamız. Ben onlara sorduğum zaman diyor ki işte hayır. Annen geliyor. Kendi maaşı var. Zaten kendi ödüyor diye bana bunlar söylendiği için ben o market alışverişlerine fazla detaylı girmedim. Ama harici olarak işte peyniri, gıdası ben bunları kendimden alıyorum yani. Bunu evladı olarak da ben yapıyorum. Ha abone konusunda şu açıklığı getireyim. Abone adına yani bu ev. Yani ev bir tane olduğu için abone bir tane. Şu anda da annem orada aşırı elektrik kullandığı için. Yani annem evinde kalmadı. Yaktığı için. Orada kim kalıyor biliyor musunuz? Arıcılık yapıyor ya bu. Abdullah yok. Onlar kardeşim. Kim kalacak orada? Kalan ortada. O kadın yaşlı, o kadın soba yakıyor. Orada yakmadı. Ecik vicdana gel bak. Anam orada oturmuyordu. Ben vicdanlıyım. Vicdana gelmeyen sizsiniz. Şey efendim, ben en sonunda bak. Şey, ben size defalarca söyledim. Kardeşim bak. Bizi hep uyardın. Mahkemeye gitme. Şuraya gitme. Zaten buraya gitme. Hiçbir şey tutturamazsınız dediler bize. Gerçekten siz ikiniz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz yani. Kendinize şekil düzen verin bence. Bir dakika bir müsaade edin. Bir köy halkı mı yalan söylüyor yani? Siz sadece ikiniz mi doğrusunuz? Şimdi bir Fatma teyzenin emekli evet. maaşını bir ekrana getiriyoruz. Bir de bakım parası alıyor. Dediğim gibi iki ayrı bankadan, devlet bankasından. Şimdi bunlardan çekilen tutarları da ben toplam parası. Aylık emekli maaşı 1454 liraymış. Aylık evet. bakım parası da 2354 lira Bekir'le alakalı. Evet. Toplam aylık geliri 3808 lira. Ve hesaplardan çekilmeyen toplam miktar şu anda 39.163 lira hesabında para var. Fakat bir de çekilenlere gelmek lazım. Bu bence daha dikkat çekici. Bazı kardeşlerin köyde olduğu zamana denk geliyor. Evet. Şimdi nakit çekilen şöyle bir bakıyorum. 15.221 lira doğru mudur? Haziran'ın 20. Ben onu bir açıklık getirebilir miyim? Devam Serhan edeyim, Hanım? Devam edeyim. Evet, tamam, tamam. Getir peki açıklık getir. 1065. Tamam. Konuşabilirim değil mi? Evet evet. Evet para çekilme olayı şöyle oldu. En son çekilirken ben de haberim var. Annemizin evindeki soba çok aşırı eskiydi. İşte bazı eksikleri. Bunun giderleri zaten ister istemez evinde her evde soba derken oluyor. Nasıl bir soba trilyonlu, var Alper Bey? Soba almıyor. Yani elektrikli soba mı yoksa odun kömürle çalışan mı? Evet. Hocam onlar yalan söylüyor. Onların her sözü yalan yani. Bak ben kardeşler olarak açıklayayım. Bu paranın 7.000 lirası kardeşimiz Bekir'in cebindeydi. Bekir ihtiyaçlarını gidip alıyordu. Hatta bunların yüzünden, bu iki kardeşin yüzünden tabii, doğru hiçbiri yapastık. Yanaşmak istemiyor. Ama ben onların inşallah bundan sonra vasisi olarak özellikle bundan sonra daha ilgi alaka göstereyim. Daha onların yanında olacağım. Ve bakıcı tutacağım. Annemi en iyi, güzel Alper. Ömrünün son zamanı yaşatacağım. Bu ikisinin aslında bunların kendinde çok sorunu var. Bunların kendi evlerinde sorunu var. Kendi aile sorunu var. Bunlar onu aşamadığı için. Bunlar çareyi dışarıda arıyorlar kardeşim, yani. Bunlar anneye bakamaz. Daha ben yeni aradım. Bunların sorunlu yani. Ben evi bilmiyordum. Ben kız kardeşime dedim ki ben aradım. Kardeşim dedim bakı bileceğim anneme dedim. Kızını bak başka eve verdi. Başka eve tuttu kızı. 10 yıl ayrı adım var. Bakmadım. Bir tane kızı var. Ya vallahi benim Allah aşkına şu anda. Allah aşkına kızını falan karıştırmayın. Hanım'a da söz veriyorum. Konu karışık. Bakıcı da tutacağım evet. Ama sizin elinize kendi vermeyeceğim. Kendi çocuklarına bakmıyor yani. Siz, ikiniz var ya anneye değil kendinize dahi bakamıyorsunuz. Hmm. Ben açık söylüyorum. Şu bak, çekilen paraları kaynatmayalım arada. Evet. Onu bir getirelim ekrana arkadaşlar. Şimdi Alper soba diyorsun. Bir taraftan da diyorsun ki yüksek elektrik parası gelmesinin sebebi elektrikle ısınıyor olabilirler. Peki nasıl bir soba, hani arkadaşlar getirin. Nasıl bir soba aldınız ki işte 1000 lira, 30 Haziran'da 2000 lira, 14 Temmuz'da 5000 lira, 17 Kasım 2021'de 10.000 lira, toplam 18.000 lira ki
Bu 10 bin lirayı annemiz. Fatma teyze çekip ne yapsın? Tabii. Bekir ne yapsın 10 bin lirayı ya. Yanında nakit? İkisi de bilmiyor tabii ki. 5 bin lira. Serhan Hanım banka kayıtları varsa, görüntüler varsa şekillenmiş. Temmuz ayında. Zaten çeken Bekir kardeşimiz çekiyor bu para. Onun yanına veriliyor. Bekir hatta şunu söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim yaptığımız araştırmaya göre. Bekir yapıyor. Evet. Fatma Hanım 2 tane kadınla geliyor oraya. Ama Pembe ve Perihan değil. Onlar değil. Ama ve... bizim adımız veriliyor orada. Bir dakika dur. Siz beni öldüreceksiniz. Tamam. Tam anlayamadım. Temmuz ayında Nirgül zaten köye geldiğini kendi söyledi. Anneniz birlikte gittiği 2 tane kadın var. Onlar kızları. Ama Pembe evet, de değil. Evet. Perihan da değil. Nirgül evet. ve Aygül olabilir. Ve gidiliyor 10 bin lira, 5 bin lira, 18. Nasıl bir soba alınabilir ki Alper orada böyle bir paraya? Bunun yanı sıra da 1500 lira, 1700 lira otomatik elektriğe kesiliyor. Bu kadının paraları nereye gidiyor? O zaman bırakmama sebepleri Nirgül'ün yani Bekir'i de dolduruyor diyorlar, almıyorlar kızları eve. O zaman bu paralar... Bu paralar çok ne güzel, oldu? Çok güzel söyledin. Ya şöyle söyleyeyim Serhan Hanım. Bir soba 7-12 saat yanarsa ne olacak? O bir. Elektrik aşırı geliyor. Zaten elektrik paraları sobayla yüksek. Sobayla ısınıyorsa elektrikle Allah ne işi var? Bu kadının var evinde ya, ister istemez ihtiyaçları oluyor. Yani bunun hani 2 lira, 3 lira, 5 lira zaten yani, çok böyle yüksek bir şeyler alacak para değil. Siz de biliyorsunuz yani. Engelli, ha bu Fatma şunu da söyleyeyim. Fatma Hanım zaten belli. Kardeşlerim. Normal soba yerine Aygül devamlı elektrik soba kullanıyor olabilirler. Şey o zaman niye soba alıyor? Serap Hanım bir şey elektrikli soba almış. Hayır normal soba. Normal soba. Çok normal eskimişti soba diyor. Mı? Neyse o da önemli değil. Serap ama Hanım, elden çekiliyor açıklık buradan. Getirmek istiyorum. Bir şey daha açıklık getireceğim. Elektrikli soba birkaç tane alındı. Çünkü annem yaşlı. Çoğunun içi devrildiği normal için bak hatta yani gördüğümüz kuzine soba yalnız Alper Bey evde. Eğer soba yakamıyorlar. Burada bunlar elektrikli soba kullanınca daha rahat oturuyorlar. Bir şey soracağım. Kuzineyi yakamıyorlar. Bir şey soracağım. Evet, evet. Normal odun, olan, odun yanan ha, sobayı şu, yakamıyorlar. Şu diyor şu elektrikli bunlar soba galiba. Bunlar devamlı soba yakıyorlar yani. Isıtıcı yani. İşte bu. Evet bu da ha, şunu da bir şey belirteyim. Soracağım. Gerçek söylüyorum. 7-8 ay değil. Benim kardeşlerim 2-3 ay önce gelmişlerdi. Sonbahar falandı yani tahmin olarak 3-4 ay o civarlar ama hani köy halkı Allah razı olsun onlar da hani bilgi amaçlı biraz yanlış söylemişler 8 ay gibi süre değil kardeşimle gerçekten onlar da ilgileniyor para konusunda da çok hassaslar yani kim? Çünkü onların böyle bir talep böyle bir şeyde bulunacağını bir şey bildikleri için hırsız tutulacağını kapılar. Bildikleri için kardeşlerim para konusunda gerçekten çok hassaslar. Onun bir kuruşunu da kardeşlerim söyleme, ve ben dahi Aygül, bir kuruşunu yemiyor. Bu işin içinde kimse Aygül, yemiyor Aygül, yani. Bunu Aygül. Peki Münire bir saniye. Münire bu bankaya giden iki kızından biri sen misin? Serap Hanım hayırlı yayınlar. Ben buraya geldim. Benim barnağım neyimi kıvrattı? Nirgül beni darp etti. Nirgül darp etti. Nirgül beni darp etti. Gördün mü? Nirgül. Bak. Orada. Evet, bak getirin ekrana. Getirin ekrana. İşte gidemiyor. Sen annene git. Aşağıya yürüdü. Aha. Sen bizi bir yayınla. Bir saniye. Geldiğinizde şahit. Gel. Sen bir gel kavga hemen bir başlamayın ya. Ananızı devlet alacak. Devlet. Alsın. Almaz. Aç dur ya. Annem. Ya aç. Aç dur. Sen bir şey diyeceksin. Peki ben seni hiç doğdum mu? Ben seni anlamadım mı? Göndermiyorlar şu anda göndermiyor. Ne yapıyorsun? Nilgün, Mine arasına suyu dök. Burada ne yapıyorsun? İftira ayı var. Getireyim mi? Gel kızım iftira ayı. Hayır getireyim mi? Hüsyan Allah var kızım. Getireyim mi? Getireyim. Hemen döneceğim bir dakika Münire. Seni de eve sokmamaya çalıştı. Ben öyle gördüm. Eve mi sokmak istemedi seni Nirgül? Serap Hanım bana çok kötü hakaretler ediyor. Bak herkes sana yayıncılarım da izliyor. Bana ağır hakaretlerde bulunuyor. Bana karşıdan neler ediyor.
yaptı benim. Ne diyor ama yani eve girme mi? Eve girme benim mi diyor? Benim üstüme yürüyor devamlı. Yalanlısam yalan desin. Eve mi almak istemedi neden seni Münire? Neden böyle bir şey Selam yaptın? Selam Hanım ben bir şey söyleyebilirim. Ya eve mi almak istemedi? Ben buraya geldim. Sen annemi yurda vereceğin diyeyim. Bak Serap Hanım ben bugün geldim yayına. Bak dün yoğdum. Kaç gündür yoğdum. Aha kardeşimin hanımıyla geldik. Ondan sonra bana kaç defa yürüdü. Tuttu barnağımı kıvrattı beni. Seni öldüreceğim diyor. Münire sen nerede yaşıyorsun? Ben Sorgun'da yaşıyorum. Bak bu yönden gelemiyorum ben. Bekir'i götürüyor duvarın dibinde konuşuyor geri getiriyor. Bekir bana dünyayı söylüyor. Münire sen peki annene ne sıklıkla gidiyorsun? En son ne zaman gelmiştin annenin evine? Anneme ben ne zaman gelmiştim? 3 ay mı ne oluyor? Sorgun 10 dakikaymış. Sen niye gitmiyorsun sık sık Münire? Gidemiyorum. Bunun Önce. Yüzünden gidemiyorum. Bekir'e bana bir şey yaptır, beni bir yerime bir şey soktur diye korkuyorum. Ben bunu anlamıyorum. Yani engel oluyorlar eve almaya da. Yani bir muhtarı çağırma yok, jandarmaya haber verme yok. Annenizi görmez, siz dahil. Eve gidiyorsunuz, efendim engel oluyorlar. Onun için biz annemizi 8 aydır göremiyoruz. Bahane bu olmamalı. Göremiyor. Bir de keşke yayınlatayım. Allah vallahi Hem göremiyor. Perihan Hanım siz üçünüz de aynısını. Muhtarı arasana. Jandarmaya Ay. Haber versene. Benim muhtarı annemi görmedim. Muhtarı Hayır, kim engel oluyor? Muhtar engel oluyor bize. Muhtar ya bırakın Allah'ın sözü. Devletin polisi var, jandarması var ya. Ben 5 ayım var, onu vermiştim. Bu bahane olamaz ya. O zaman Avukat Bey inanmıyorsam. Gizli çekseydim. Evet. Gidin jandarma karakolunda. Jandarma karakolunda. Bizim başımıza ne geliyorsa onlar bak. Bekir dövdü darbesi dedi. Bekir benim boğruğumda komutan şahit. Bak komutanım dedim sen şahitsin dedim. Münire bak bir şey söyleyeceğim. Ağır hakaretleri. Münire diyorsun ya Nirgül engel oluyor diye. Nirgül Ankara'da oturuyor. 8 aydır gitmemiş. Sen Sorgun'dasın 10 dakika. Nasıl engel oluyor sana Ankara'da? Serap Hanım elinde telefonu veriyor Bekir'e telefonu açıyor. Ne istiyorsa onu yaptırıyor bize. Öldü mü? Doğru. Ne isterse onu yaptırıyor bize. Diyor ki sana ceza gelmez diyor. Öldür onları diyor. Münire sen buraya bir gel de burada bir konuşalım biz. Fuat'a da söz hakkı veremedim. Vaktim doldu. Daha benim konuşacak bir şeylerim Serap de var. Serap Hanım bana yaptığı hakaretleri aha benim kardeşimin hanımı şahit. Devam edeceğim aha, çünkü şahit. Alper'le de konuşacağım şeyler var. Alper çok şey yalan söylüyor. Alper pazar günü taşınmış annem buraya pazar günü ofisliğin içinden annemi pazar günü getirmiş. Muhtarlara baldı dağıtmış. Yok pazar günü getirmiş. Çıta baldı dağıtmış. 5 çıta bal vermiş bunlara. Hepsine bal dağıtmış. Yani Alper ne yaptı? Para dağıtmışlar. Alper dedi ki anne dedi ben sana bakacağım dedi. Burayı da babam yaptı. Anne sana bakacağım dedi bakmadı. Annemi bu duruma o soktu. Bak yanında söylüyor. Peki virgül koyuyorum. Kardeşler de çatıştı şimdi orada. Anne ne? Anlaşılan şu, bizim ilk işte ikizler buraya geldiğinde evet. Bir ev gösterdik. Dedik ki doğru burası, özür dilerim. Burası annenizin evi dedik. Hayır, burası depo dediler, burada yaşıyor. Sonra ekibim gittiğinde bir ev gösterdiler, Alper'in eviymiş. Meğerse dediler ki numara yapıyorlar tabii. Size karşı. Meğerse pazar günü gerçekten. Anneyi apar topar o eve sokmuşlar. Annemiz burada yaşıyor dedirtmek için. Dolayısıyla sosyal hizmetler de o eve gitti. Yani öbür depo olan yeri saklıyorlar ya. Hani orada kalmıyor arada bir gidiyor diye. Sosyal hizmetler oraya gitseydi bugün Fatma teyzeyi alıp götürmüşlerdi bile. Tabii, bence. Tabii. Devam edeceğiz konuya. Daha çok gerçekler çıkacak ortaya.